Gözde, diyorum ki Mehmet Ali'yi beklemeden şak diye ben mi kutlasam? Sakın Aslı, öyle bir şey yapmıyorsun. Her yıl sen yapıyorsun zaten. Doğru da, hayır Mehmet Ali bu sene bir çılgınlık yapıp evlilik yıl dönümümü kutlarsa benim elim boş kalacak, ayıp olacak. Ay, ay ayıp oluversin. Bir kere de ona ayıp olsun, hep sana ayıp oluyor. Bırak artık Allah aşkına ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Mehmet Ali'ye acımak yok. Yok. Hocam, nereye? Aydan, çok işim var. Hemen çıkmam lazım. Randevunuz var bir sürü burada. Hepsini Emre'ye yönlendir. Benim arabayı servise bırakmam lazım. Vedat Hoca'yı aramam lazım. Annem bir şeyler istediği alışveriş yapmam lazım. Hepsi üst üste geldi. Ben bunların hepsini nasıl yetiştireceğim bilmiyorum yani. Kolay gelsin hocam. Sağ ol kızım. Aa, şeyi unutmayın. Neydi? Neyi? Ersin Bey'in tahlil sonuçları çıktı. Buyurun alın, evde incelersiniz. Tamam, sağ ol. Son olarak şunu demek istiyorum. Şiddetle susarak hiçbir sorun çözülemez. Sorunları aşmak ve çözüme kavuşturmanın tek yolu ve yöntemi iletişimdir. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz evladım. Oğulcan, takımının son konuşmacısı olarak seni kürsüye davet ediyorum. Buyur. Oğulcan, süren başladı. Oğulcan, sen de mi konuşmayacaksın evladım? Yani böyle münazara olmaz ki. Ben konuşacağım hocam. Oh be! Münazarada inanmadığınız konuları bile savunmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta inanmadığınız, sevmediğiniz bir konuyu öyle bir savunursunuz ki o münazarayı kazanabilirsiniz bile. Ama ben şiddeti savunamam hocam. Benim babam bir doktor. Ben bir doktor çocuğuyum. Bugün ülkemizde birçok sağlık çalışanına şiddet uygulandığını çok iyi biliyorum. Sadece onlara mı? Kadınlara, hayvanlara, çocuklara. Şiddet hayatımızın bir parçası. Ve maalesef birçok insan da çözümü onda buluyor. Arkadaşlarım ve ben bu konu üzerine uzun uzun düşündük. Ve bir karar verdik. Şiddetle hiçbir şey sonuca ulaşamaz. Arkadaşlarım ve ben bu münazarayı kaybetmekten zevk duyuyoruz. Rakip takımı tebrik ediyoruz. Eğer biz kazanınca şiddet de kazanacaksa o zaman biz kaybedelim arkadaşlar. Aferin çocuklar. Şiddet kullanmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu çok iyi anlamışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Şimdi jürinin sonuçları değerlendirmesini bekliyoruz. Oğlum ben çok duygulandım ya. Ben de. Kaybettik ama iyi oldu sanki. İçim rahatladı. Sonuçlar şu an elimde. Bu münazaranın kazananının hangi takım olduğunu birazdan öğreneceğiz. Hoş geldin. Çıkarma Allah aşkına. Geç, geçirirsin. Bir şey diyeyim mi sana? İlk defa bu eve gelmene inanılmaz mutlu oldum. Oh, çok şükür. Ölsem de gam yemem gayrı. Ne yapıyoruz? Yukarıyı halledebileceğiz mi? Görebilecek miyim artık? Malzemeleri şimdi hallettik yenge. Hulusi, bu mallar çalıntı değil değil mi evladım? Olur mu öyle şey hamirim? Tamamen yasal. Fatura bile aldım. Bakın, adam
fatura alma indirim yapayım dedi ama gerek yok dedi. İyi tamam, mallar eve girebilir. Keremciğim, sen bir susar mısın biraz lütfen? Bak bize zaman kaybettiriyorsun. Hulusi, sistemi hemen kuralım bir an önce. Hemen şimdi olmaz yenge. Kuracak usta yarın gelecek. Aa yok, ben yarını bekleyemem. Benim işim acil. Ben bir an önce bugün yukarıda ne olup bitiyor onu görmem lazım. Maalesef yengeciğim, işin erbabı usta ancak yarın gelebilecek. Biraz daha sabır, biraz daha sabır. O bilgisayarı kuracak, ben kamerayı eve yerleştireceğim. Bana güvensen ya. Bak, eğer bu işi halledemezsen bir daha gözüme gözükme. Şu evden içeri bir daha adım atamazsın söyleyeyim. Heh. Evet, şimdi kazanan takımı açıklıyorum. Kazanan takım Olcan ve arkadaşları. Hadi canım. Hadi. Oley be, işte bu be, işte bu. İşte bu be, helal olsun be, helal. Helal. Sağ olun, teşekkürler. Oley be. Al bir tane, afiyet olsun. Teşekkürler anneciğim. Anne, bence sen Gözde teyzeye bakma ya. Gel hazırlanalım, bir şeyler yapalım, utandıralım babamı. Yok kızım, sen boş ver bunları. Ye tostunu, sen kafanı yorma bizim meselelerimize. Ya anne bak, beni birazcık seviyorsan dinlersin. Gel gidelim kuaföre, yaptıralım saçını. Hatta gelinliğini de giy. Babam eve gelsin, şok olsun. Gelinliğimi mi giyeyim? Ay yok canım, ne gerek var? Ya anne bir düşünsene, babam seni gelinlikle hazırlanmış görünce utanır. Bence bundan sonra kutlar, yani ders de almış olur. Yani olabilir aslında. Hadi çıkalım o zaman hemen. Tamam, sen ye şu tostunu. Sayende kazandık Olcan. Helal olsun Olcan, helal. Öyle senin sayende, benim sayemde yok. Biz bir takımız. Takım olarak kazanır, takım olarak kaybederiz. Ama benim fikrim de çok iyiydi yani, kabul ediyorum. Hürrem geliyor. Hoş geldin Hürrem. Tebrik ederim arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya şaka bir yana, bugün evden çıkmadan önce babamla biraz konuştuk. Yani üçümüz de kaybetmeye hazırdık. Söylediklerimize samimiydim. Evet. Yani gözlerinden belli oluyordu. Sağ ol. Şey Olcan, yarın bir işin yoksa kahve içmeye gidelim mi? Ne diyorsun? Olcan. Gidelim, gidelim tabii, gidelim. O zaman haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Ne dedi Hürrem? Kahve içmeye gidelim mi dedi bana. Kahve içmeye gidelim mi dedi, işte bu. Sen ne dedin? Tamam dedim. Yani tamam dedim herhalde, değil mi? Heyecandan başka bir şey söylemiş olmayayım lan. Demişsin. Tamam dedim ya. Tamam dedim. Dedim. İşte bu, işte bu. İşte bu. Yavaş yavaş tavlıyoruz. Tavlıyorsun. Aynen. Tavlıyorsun. İşte bu.